Sanırım artık başlayabiliriz. Öncelikle tekrardan merhabalar herkese. Bugünkü sunumumuzu ben Gülizar Obuz Ocak ve Teknik Destek ve Proje Müdürü olan Murat Şafak ile birlikte yapacağız. Murat Bey, benim sesim geliyor mu? Acaba sizinle bir ses kontrolünüzü yapalım. Evet Gülizar, ben duyabiliyorum. Sen de beni duyabiliyor musun? Evet, duyabiliyorum. Ben de herkese hoş geldin diyorum. Merhabalar, Murat Şafak ben. Evet, bugün neden burada toplandık? Ne yapacağız? Yavaş yavaş bir ona bakalım isterseniz. Şimdi ilk olarak giriş konuşmamızı yaptık. Daha sonra Inventor Assembly Montaj arayüzünden biraz bahsedeceğiz. Ardından kütüphane arayüzü dediğimiz bu montajlarda kullandığımız standart parçalardan bahsedeceğiz. Daha sonra bu makine elemanlarını otomatik olarak nasıl yapacağız? Yani Inventor ortamındaki design tabını nasıl kullanacağız? Ondan bahsedeceğiz. En sonunda soru cevaplarla kapanışımızı yapacağız. Şimdi makine elemanları tasarımların bütünleyicisidir dedik. Yani ne demek oluyor bu? Sonuçta her bir makine, rulmanlar, şaftlar, kamlar, dişliler, yaylar veya vidalı bağlantılar gibi standart bileşenler içeriyor. Sanayiye gittiğimizde makine üreticilerinin bu koşulsuz şartsız kullandığı elemanlardır bunlar. Tabii illa makine üreticisi olmasına gerek yok. Bu yedek parça üretimi diye devasa bir sektör var sonuçta. Bu işin göbeği zaten burası. Çoğu firma seri üretim yapıyoruz biz yedek parçada diyerek işte katı modellemeyi çok önemsemiyor. Fakat ekstrem bir parça önlerine geldiğinde belki de dışarıdan destek veren firmalara çizimini yaptırıyorlar. Bir de ellerinde Inventor yazılımı varken bu gerçekleşince bir miktar üzücü oluyor tabii. Umarım bu etkinlikten sonra bu gibi haberleri duymayız bizler de. Çünkü Autodesk Inventor içerisindeki tasarım hızlandırıcılar modülü ile endüstri standartlarını karşılayan bu standart mekanik bileşenlerin oluşturulmasını inanılmaz kolaylaştırıyor diyebilirim. Kolaylaştırdığı gibi bu mekanik hesaplamalarıyla da karşımıza çıkartıyor. Belki de çok kapsamlı parçalar için değil de daha basic parçalar için lineer analize gerek kalmadan bu design tabanın içindeki bir cıvata tasarımına gelen yüklere mesela bu yükleri oraya yazıp bütün değerlerinizi girip ona göre karşılayıp karşılayamayacağını bulabiliyoruz. Belki de bu analiz modülüne bile bir takım burada tasarlayabiliyoruz. Uygulama esnasında zaten tekrardan bu tür hesaplamalara değineceğiz. Şimdi makine elemanları deyince belki görselde aramızda öğrenciler varsa bu tür hesaplamaları hepimiz zamanında elimizle yapıyorduk. Ya da çalışanlar belki bir geçmişe götürmüştür onları da. Ah be ne günlerdi dediğimiz günlerde. Elimizle yaptığımız hesaplamalarda belli formalizasyonlara dayanıyordu bunların hepsi. Design tabında bütün bu formülleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Bir de design tabından önce tabii Content Center dediğimiz Inventor'ın içerisindeki kendi kütüphanesi mevcut. Burada Autodesk Inventor içerisinde bilindiği üzere 750 binden fazla standart parça var. Bağlantılar, cıvatalar, kaplinler, işte perçinler, fittingsler, bu Pan-Pipe'de kullandığımız. Bununla birlikte dünya standartlarıyla karşımıza gelen parça ekipmanları mevcut bunun içerisinde. Bu ekipmanları istediğinizde tasarımınıza uygun olarak kullanabiliyorsunuz. Bu kütüphane elemanları sizin tasarımınıza uygun olacak şekilde akıllı yerleşimle yani auto drop dediğimiz bir özellikle size kolay bağlantılar sağlıyor. Bunu da Inventor'ın arayüzünde birkaç parçayla zaten bahsedeceğiz. Ama bizim asıl işimiz tabii ki de bütün bu makine elemanları otomatik olarak nasıl gerçekleştirebiliriz? Onu da zaten Inventor'da montaj ortamında design tabında göstereceğiz. Ne demiştik? İşte cıvatalı bağlantılar dedik, profiller dedik, dişliler dedik ve aynı zamanda bir de yay gibi bir sektör var aslında. Sunumun başında yaylardan çok bahsetmedik. Bir de bu yayları tasarlayabildiğimiz çok kapsamlı bir alan var aslında. Burada yayların oluşturulması, hesaplanması kompleks bir geometri. Tasarımlarınıza belli gereksinimlerinizi sağlamak için hesaplama sekmelerinden faydalanıyoruz burada. İşte baskı yayı, çekme yayı gibi yay tiplerini oluşturmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda bu yayları oluştururken yay uzunluğunu, yay çapını bütün hesaplamalar ile sizlere sunuyor bu
dizayn tabanındaki yay tasarımı. Bu tasarımdan sonra da yayın minimum ve maksimum yüklerini karşılayıp karşılayamadığını otomatik olarak bulabiliyoruz. Dilerseniz birkaç parçayla uygulama içerisinde gösterelim, daha açıklayıcı olacaktır. Uygulamaya geçmeden önce Gülizar, ben de birkaç ekleme yapayım. Tabii, buyurun. Öncelikle sunum esnasında demiş olduğun gibi ne günlerde diyen bir iki kitle vardı herhalde. Yaş itibariyle o kitleye ben de giriyorum diye ben düşünüyorum. Şimdisi dediğin gibi tasarım sürecini inanılmaz şekilde hızlandıran ve o süreçteki verimliliği arttıran bir modül açıkçası. Hem makine elemanlarının seçimi, analizi ve üç boyut modelinin kendisinin otomatik olarak yapması burada önemli bir kazanç. Ama bir de ben esas ana maddeye belirtmek istiyorum ki daha önceki sunumlarımızı, online etkinliklerimizi takip eden katılımcılar belki görmüştür. Biz mümkün olduğu kadar tasarımdaki bütün elemanları, tasarımın bütün bileşenlerini üç boyutlu ortamda, dijital ortamda oluşturmak adına hep böyle bir sunumlar ve etkinlikler düzenliyoruz. Buradaki amacımız daha önce de belki de önceki sunumlarda bahsetmiştim. Aslında bütün tasarıma ait bileşenlerin üç boyut katı modellerini elde etmekle BOM listeli bir bill of material listesini eksiksiz bir şekilde elde etmeyi burada amaçlıyoruz. Tasarımdaki var olan bütün bileşenleri ne kadar hepsini modellersek, bu bir önceki etkinliklerimizin hatırlayın, borulama, kablolama gibi işlemleri de aynı şekilde üç boyut ortamda eksiksiz bir şekilde nasıl yapılacağını tarif etmeye çalışmıştık. Buradaki amaç artık mevcut bulunduğumuz teknoloji içerisinde sadece üç boyut modellemeyi konuşmuyoruz. Açıkçası o çağı da belki de geride bırakıyoruz. Hani dijital çevrimde. Bu yapmış olduğumuz tasarımların aslında diğer birimlerle hızlı bir şekilde paylaşılması, yani üretim aşamasına, üretimden sonraki müşteriye teslimine kadarki bütün süreçlerle beraber bir kontak ve iletişim halinde olması. Yani biz katı modelleme programında tek tuşla bir BOM listi çıkardığımız zaman o BOM list bir arayüz yardımıyla, bu ERP ortamı olabilir ya da farklı ortamlar, yazılımlar aracılığıyla diğer birimlere eksiksiz bir şekilde ve otomatik olarak aktarılması sağlanıyor ve bu çok artık birçok firma tarafından istenen ve bu konuda çalışmaların yapıldığı bir durumun içindeyiz. O yüzden de bu tabii ki bu çalışmaların, bu entegrasyonun bizim tek tuşla artık bütün o üretim planlamasını yapan grupla yapılan otomatik paylaşımımızın en önemli kilit noktası bizim yapmış olduğumuz tasarımlar. Biz tasarımlarındaki bütün bileşenleri ne kadar çok katı modelde bunu tanımlarsak, tabii tanımlama sadece farklı alt detayları var, onu belki bununla ilgilenen ya da bu konuda daha derinlemesine çalışma yapmak isteyen firmalarla detaylı belki görüşebiliriz. Burada yapmış olduğumuz modellerin bir de kodlama sistemi, dosya isimleri, veri yönetimi gibi bazı farklı çalışmalar da tabii ki içerecektir. Onlar ayrı bir başlık olarak düşünebiliriz. Ama burada sadece biz bugünkü çalışmada tabii ki bu elemanları en hızlı bir şekilde ve standartlara uygun bir şekilde nasıl modelleyebiliriz ve oluşturduğumuz bu modelden BOM listi nasıl çıkartabiliriz? Evet, aynen öyle. Hazır tasarım demişken, biz tasarımlarımızı nasıl yapıyoruz daha ya da makine elemanlarını gerçekten kullanıyor muyuz diye bir anket yöneltmek istiyorum ben sizlere. Şuradan anketimi açayım. Evet, burada biz sizlere şunu sormak istedik açıkçası. Yapmış olduğunuz tasarımlarda makine elemanlarınızı nasıl modelliyorsunuz? Bu birinci seçenek Autodesk Inventory ortamında tasarım hızlandırıcıları ile. Bugün size anlatacağımız aslında Inventory'in montaj ortamındaki design panelinin altındaki mil tasarımı, dişi tasarımı, civata somun bağlantıları gibi tasarım ortamından bahsediyoruz. İkinci sırada Autodesk Inventory'deki klasik katı modelleme ile. Gülizar'ın biraz önce bahsettiği Content Center, standart kütüphaneyi kullanıp diğer makine elemanları içinde de normal modelleme komutlarını kullanarak yapmak. Üçüncü seçenekte de Autodesk dışında farklı bir katı modelleme yazılımıyla biz bu işi çözüyoruz diyebilirsiniz ya da üçüncü parti özel bir yazılım ile. Örnek olarak dişi tasarımdan bahsedeceğiz ama daha komplike, daha geniş kapsamlı dişi tasarım için farklı yazılımlar da mevcut ya da farklı makine elemanlarının daha teknik bilgilerinin girilebileceği özel yazılımlar mevcut. Bunlar her CAD yazılımında bir band olarak çalışabiliyor. Öyle bir yazılım da olabilir. Onu sormak istedik dördüncü maddede.
Tabii hiç makine elemanı modellemiyoruz, kullanmıyoruz. Yani katılımcılar olabilir, onları bu cevaba dahil etmedik diye düşünüyorum ama zaten onlar illaki bir makine elemanı kullanılıyordur düşüncesiyle bakıyoruz tasarım ortamında. Evet, anketin sonuçları yavaş yavaş durağanlaştı. Artık sonuçları paylaşabilirim Evet. sanırım. Evet, sonuçlara göre Inventor ortamındaki klasik katı modelleme seçeneği biraz daha baskın çıkıyor. %60'a varan bir oran çıkıyor. Burada da aslında bugün anlatacağımız dizayn panelini biraz daha verimli olacaktır diye düşünüyorum katılımcılara. Yine %27 oranda dizayn panelini kullanan bir katılımcı kitlesi var şu anda. Bunun dışında da yine tabii ki farklı CAD yazılım ve üçüncü parti kullanan kullanıcılar da var. Onlar için de yine Inventor ortamındaki o dizayn panelini nasıl kullanılıyor, ne işlevi yarıyor. Bununla ilgili bilgilendirmiş olmuş olacağız katılımcılara. Evet, o zaman yavaş yavaş uygulamamıza geçeyim. Şöyle inventory ortamını açacak olursak. Ekranım tam olarak gözüküyor değil mi? Evet, ben görebiliyorum. Tamamdır. Şimdi bu bizim inventory ortamındaki montaj IAM ortamımız. Montaj ortamında birden fazla parçanın, birden fazla partın bulunduğu alandır. Ve belli bağlantılarla biz bunları bir şekilde birbirine bağlarız. Burada montaj ortamında design tabı diye bahsettiğimiz tab burada yer alıyor. İçerisinde civatalı bağlantılar, pinler, frame'ler, şaftlar, dişliler gibi birçok makine eleman tipi mevcut. Buradan frame'i farkındaysanız şu anda pasif olarak gözüküyor. Ben frame oluşturduğum zaman orası açılacak. Şimdi ilk olarak buna geçmeden önce montaj ortamındaki content center ortamından bahsetmek istiyorum biraz size. Kütüphanemi ben montajın içerisinde nasıl çağırıyorum? Buradan place'den place from content center dediğimde içerisinde birçok bağlantı elemanının bulunduğu bir kütüphane açılıyor bana. Buradan civata, somun, pinler gibi birçok bağlantı elemanları. Şurada madde madde olacak şekilde bakarsak hepsi burada mevcut. Şimdi benim burada bu parçam üzerinde ne yapacağım? Bir civatalı bağlantı yapacağım. Buradaki civatalı bağlantımı ben normal content center içerisinden gerçekleştireceğim önce. Daha sonra da Bolted Connection ile nasıl daha pratik yapacağız ondan bahsedeceğiz. Şimdi geldim burada content center içerisine girdim. Ne kullanacağım ben burada? Bolt kullanacağım. Geldim Bolt'u açtığımda bana birçok seçenek sunuyor zaten. Buradan da bakabilirim. Aynı zamanda ürün ağacından da takip edebilirim. Burada normal standart bir bağlantı vidası kullanacağım. Mesela burada metrik civatamı aldım. Okey dedim. Şu anda farkındaysanız civatamın yanında bir soru işareti mevcut. Çünkü benden bir referans belirtmemi istiyor. Bir çizgi, bir delik çizgisi belirtmemi istiyor. Otomatik olarak şu anda burada zaten benim deliğimin çapını, şöyle biraz üzerine daha duracak olursak, metrik altı olarak belirledi. Ben geldim buradan, üzerine durdum, okey dedim. Auto drop diye bir özelliğimiz var. Bu özelliği content center'da açık olması gerekiyor. Çünkü şayet biz bu deliği geldiğimizde ölçüsünü otomatik olarak belirlemesini sağlayan bu auto drop özelliği. Okey dedim. Şu anda benim civatamı otomatik olarak attı. Ben bu civatamın üzerine gelip tekrardan düzenlemeler yapabilirim. Boyuyla oynayabilirim. Şu anda tabii boyu yetersiz bir durumda. Boyuyla oynayabilirim. Altına somun, pull gibi diğer destekleyici elemanları atabilirim. Bunların hepsini content center ortamından gerçekleştiriyorum. Burada civatanın altına atayacağımız şurada somunlar hepsi belli bir standarda göre dizili aslında burada. Burada CSN standardı, daha sonra DIN standardı, ISO standardı, bütün dünya standartlarının aslında bulunduğu alan burası. Auto drop özelliği de şuradaki özellik. Buradan bunu aktif olarak tutuyoruz. Daha sonra peki bunu civatalı bağlantılarda bir montaj ortamında bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz dedik. Peki, pardon.
O esnada bir de ben tabii şu bilgiyi de eklemiş olayım. Referans olarak deliği seçtik. Burada önemli olan tabii ki hep katılımcılara söylüyoruz yine. Inventor etkin kullanan kullanıcılar da biliyorlardır gerçi. Burada özellikle hall komutuyla deliği oluşturmak önemli bir nokta. Çünkü bazen tabii ki bu belki oran azalmıştır ama extrude özelliğiyle delik delme işlemleri yapıldığı durumlarda belki olabiliyor ama en önemli nokta, kritik nokta burada. Hall komutuyla deliğin oluşturulması. Çünkü hall komutun içinde tanımlanan tüm bilgiler de aktarılmış oluyor bu şekilde. Çünkü biraz önce yaptığımız uygulamada da Content Center'ın içinden çekmiş olduğumuz Civata'yı parça üzerine, katama üzerine bir referans circle seçtik. Ama o direkt olarak işte hall'u algıladı ve hall komutu içerisinde tanımlanan bilgileri direkt okudu. Yani metrik 6, metrik 8 gibi bilgilerin otomatik çekilmesi hall komutundan geliyor. Klasik bir extrude komutuyla, yani sketch mantığını kullanarak yaptığımızda tabii ki o da o bilgileri okumayacaktır. O yüzden de bizim hep vurguladığımız tasarım ortamında kilit nokta, bütün delikleri hall komutuyla delelim. Eğer bu dizilenmiş bir delikse, çoğaltılmış bir delikse, katı modelleme ortamında pattern komutuyla çoğalttığımızda otomatikman buraya da direkt aktarabildiğini görebiliyoruz. O yüzden de kilit hall komutu önemli. Sadece content burası için değil tabii ki. Çünkü biliyorsunuz ki inventor üzerinde çalışırken işte nastran modülünde analiz yapabiliyoruz. Bunun dışında CAM ortamı var. Direkt CAM'e aktarabiliyoruz bu bilgileri. Ya da 3D printer'a gönderebiliyoruz gibi çok seçenekler var. O farklı ortamlara da aktarma noktasında da hall komutudaki bilgiler direkt aktarılabiliyor. Tabii sadece bunu hall'le sınırlandırmayalım ama katı modelleme ortamında özellikle 3 boyut model komutlarıyla yapmış olduğumuz, yani sketch mantığıyla değil de katı modelleme ortamında yapmış olduğumuz unsurların bilgilerinin diğer kısımlara aktarıldığını görebiliyoruz. Bu hall komutu aslında Bolted Connection'da da karşımıza çıkacak bir özellik. Çünkü dediğiniz gibi hep biz katı modelleme yaparken extrude'la değil hall'le yapın deriz. Çünkü bu hall komutunun referanslarını tasarım hızlandırıcıları kendi içerisine otomatik olarak aktarıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela şöyle iki tane bir plakam var. Bunu birbirine bağlayacağım. Ama ben bunu artık Content Center'da değil de Design tabiriyle yapacağım. Farkındaysanız üzerinde hiçbir referans noktam yok. Ne bir pointim, ne bir deliğim. Hiçbir bağlantı için en azından bana verilebilecek bir nokta yok. Fakat ben buna rağmen bu iki civatayı birbirine bağlayabiliyorum. Nasıl gerçekleştiriyorum bunu? Geliyorum, Design tabının altından Bolted Connection'a tıklıyorum. Bolted Connection'da şöyle penceremizi açacak, biraz genişletecek olursak, Bolted Connection'da bana öncelikle dikkat etmemiz gereken alan burada tipini soruyor. Yani boş bir delik mi açacağım yoksa kılavuzlu mu sen oluşturacaksın bağlantıyı diye. Ben geliyorum normal boş curve delikle devam ediyorum. Daha sonra buradan Civata'mın bana hangi referansta, hangi doğrultuda açılacağını soruyor. Burada birçok farklı Civata yerleşim tipleri mevcut. Burada lineer, concentric, on point ya da by hole ile ilerleyebiliyoruz. Az önce Murat Bey'in de bahsettiği gibi aslında hole komutu burada da karşımızda. Burada by hole ile ilerlediğimiz zaman bir delik olması gerekiyor ve o deliğin de hole ile delinmiş olması gerekiyor. Şimdi ilk olarak burada lineer ile biz ilerleyelim. Lineer'e bastığım zaman benden öncelikle bir start plane istiyor. Yani ben bu civatayı nereden başlatacağım, bağlantıyı nereden yapacaksın diye soruyor. Geldim buradan, dedim ki ben bu yüzeyden başlatacağım. Zaten otomatik olarak bana aşağıya doğru bir ok çıkarttı. Daha sonra birinci çizgi ve ikinci çizgiyi seçmem gerekiyor. Ne demek bu birinci ve ikinci çizgi? Hangi kenarlardan, hangi ölçüde referans alacağımı soruyor. Geldim dedim ki bu kenardan ne kadar olsun? 30 milimetre. İkinci çizgim de bu kenardan. Geldim. Bu da ne kadar olsun? 50 milimetre. Şöyle sol, sağ alt köşede bir bağlantı yapalım. En sonunda bana termination'ı soruyor. Termination'ı da nereye kadar gidecek demek. Geldim dedim ki buraya kadar. Şöyle yandan bakacak olursak bana şu anda bir buraya boş bir delik oluşturdu. Çünkü ben boş bir delik seçmiştim ve boş bir delik oluşturdu şu anda bana. Geldim burada şu anda 5,5 milimetrelik bir delik olduğunu söylüyor.
Peki Civata bağlantılarımı nasıl atacağım? Şimdi Crypto Edifestner'a geldiğimde bana Content Center'daki gibi belli başlı standartlara dayalı bağlantıları çıkartıyor aslında. Burada yine ISO standardı, DIN standardı hepsi mevcut. Geldim buradan ben yine ISO ile ilerliyorum. ISO standardına tıkladım. Burada civataları filtreleyebiliyoruz. İşte alt köşe başlı civata ya da normal civata. Hepsini buradan filtreleyebiliyoruz. Geldim dedim ki benimki ISO 4762 olsun. Şu anda civatım bana otomatik olarak attı. Farkındaysanız ben hiçbir delik delmemiştim burada ve civatanın boyunu da ayarlamamıştım. Daha sonra geldim, Crypto Edifestner'a tıklıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken, şimdi şu ISO Delete Hold seçeneğinin üstüne tıklarsam civatanın üstüyle ilgili çalışma yapar. Altına tıklarsam civatanın altıyla ilgili çalışma yapar. Şimdi ben üstüne de bir pull atalım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken unsur aslında bunun ne kadar akıllı olduğunu görüyoruz. Ben civatayı attım. Civatayı attıktan sonra bana ikinci seçenek olarak tekrardan bir civata çıkartmadı. Artık bana civatanın altına yerleşebilecek bir bağlantı elemanı çıkarttı. Geldim buradan da bu pulu seçtim. Otomatik olarak altına attı. Şimdi civatanın altına bir tekrardan pull atalım ve bir somun bağlantısı yapalım. Buradan da somunlardan geldim. Dedim ki şu benim için uygun. Burada farkındaysanız civatanın boyunu attığımız her ekipmana göre kendisi uzatıp ya da kısaltabiliyor. Mesela bir tane daha civata atalım. O detayı görelim. Bir tane daha civata attığımda otomatik olarak yine kendi uzattı. Ben tekrardan buradan bu parçayı eğer başka bir elemanda da kullanacaksam ya da ben bunun altında daha farklı bir bağlantı tipi yapacaksam yine uzatıp kısaltabiliyorum. Sonunu kaldıralım şimdilik şuradan. Bunun da boyu benim için bu kadar yeterli. Okey diyorum. Bana şu anda civatımı otomatik olarak yüzeyimde oluşturdu. İstersen bu yüz başlığı içeride gömük yapabiliyorum. İstersen dışarıda da bırakabiliyorum. Hangisi tasarımıma en uygun şekilde olacaksa. Aynı zamanda mesela baktım ben sisteme. Dedim ki bunun boyu dedim, benim için yeterli gelmemiş. Geliyorum buradan. Bunu düzenleyebilme şansım da mevcut. Edit Using Design Equator'a giriyorum. Şöyle tekrardan yandan bakacak olursak ben bunun boyunu buradan uzaltabiliyorum. Bir de bunu eğer ben bu civata tipine başka bir bağlantıda da kullanacaksam ya da bu parçamın başka bir yerine de bağlantıda bu civatayı kullanacaksam bunu template olarak kaydedebiliyorum. Burada oluşturduğum civatayı daha önceden de mesela ISO 4762 metrik 10 çarpı 40'ı oluşturmuşum. Burada da yine 4762 metrik 5 çarpı 35'miş bu da. Okey dedikten sonra buraya template olarak gelip otomatik olarak kullanabileceğim bir civata tipi yaratmış oluyorum aslında. Ben bu bağlantıda da önceden oluşturduğum civatayı otomatik olarak kullanabilirdim. Lineer'i bu şekilde daha düz kenarlı parçalarda kullanabiliyoruz. Peki mesela burası dairesel bir alan. Ben burada lineer ölçü veremem dediğimiz zaman ne yapacağız? O zaman da tekrardan geliyorum Bolted Connection'a. Burada benim seçim yani referansı belirleyeceğim etkenler vardı. Bir seçimlerim vardı burada. İstersen point ile ilerleyebiliyordum. İstersen delikle, istersen de concentric yani dairesel bir alanla ilerleyebiliyordum. Geliyorum burada konsantreye tıkladım. Şöyle parçamızı çekelim. Benden yine ne istiyor? Bir start plane istiyor. Geldim üst düzeyime tıkladım. Circular reference istiyor bu sefer. Bir öncekinde H istiyordu. Çünkü daha düz bir kenarda çalışmıştık. Şimdi dairesel bir alanda çalıştığımız için circular reference istiyor. Geldim buradan dedim ki bu alanım ya da bütün olsaydı ortaya atacaktı tam. Dedim ki bu alanımın burasını atalım. Yine termination'ı soruyor. Geldim. Şuradan dedim ki buraya kadar. Otomatik olarak şu anda zaten deliğimi oluşturdu. Burada deliğimi oluştururken
Çapımı 5 mm ve 5 mm'ye uygun deliği de 5,5 mm olarak attı. Peki ben 5 mm kullanmak istemiyorsam ya da ne dedik? Benim belli kuvvetlere gelen civata bağlantısını hesaplamalarını kendi yapıyor dedik buna. İlk başta sunumun başında öyle bahsettik. Burada 5 mm acaba bu sistemim için yeterli mi? Benim kuvvetlerimi karşılıyor mu diye sorduğumuz alana gelecek olursak burada pencerede calculation diye bir seçenek görüyorsunuz. Calculation'da type of strength diye bir seçeneğimiz var. Burada bolt diameter dizaynda çalışıyor. Altında ne gibi ayarlarımız var? Number of bolt design, bolt material design ve check calculation diye bir seçenek var. Şimdi bolt diameter dizaynda civatanın çapı belli. Gelen yükleri karşılıyor mu acaba diye soruyorum. Number of bolt design'da civata sayısına göre, civata numaralandırılmasına göre bir dizayn yapıyor. Bolt diameter design'da malzemeye göre bir tasarım yapıyor. Check calculation'da da hesaplamalarım mevcut. Civata acaba bu yükü, gelen kuvvetlerim mevcut. Civata acaba bu yükü karşılar mı diye bir seçenek sunuyor. Mesela bolt diameter design'a gittiğimizde ben burada civata çapını değiştiremiyorum. Bu seçeneği bana açık bırakmıyor. Gelen yüklerime göre bana en uygun civatayı o çıkartıyor. Mesela buraya biraz abartalım. Afaki bir yük verelim. 2500 Newton'a aksiyel yüküm bu. Şimdi civataya gelen belli başlı aksiyel ve tanjant yükler vardır. Bu aksiyel yükler ve tanjant yükleri girerek sistemimizdeki acaba gelen yükleri karşılayacak mı, karşılamayacak mı gibi hesaplamaları civatalarla yapabiliyoruz. Geldim işte tanjant yükümde ne kadar olsun? Daha 800 Newton gibi bir yük olsun. Burada bir önemli değer de aslında joint friction factor. Bu friction factor sektöre göre değişkenlik gösteriyor. 0.20 kullanıldığı alanlar da oluyor. 0.40 ya da 0.60 gibi sektör bazlı değişkenlik gösterebiliyor. Burada ben default olarak tutup şu anda 0.40'da bırakacağım. Burada bu değerlerimle önceki civata çapım 5 mm'ydi fakat değerlerim çok düşüktü. Değerlerimi biraz büyüttüm, gelen kuvvetlerimi büyüttüm. Acaba civata çapım ne olacak dediğimde calculate diyorum. Calculate'den bana artık diyor ki senin verdiğin bu yüklere göre 12 mm'lik civata senin için en optimum, en uygun civata diyor. Burada zaten görselde de otomatik olarak bana deliğimi büyüttü. 12 milimetrelik civataya uygun bir delik çapı oluşturdu bana. Tamam diyorum. Benim sistemimde sonuçta bu yükler gelecek. 12 milimetrelik civata kullanayım. Okey diyorum. Şu anda deliğimi burada oluşturdu. Ben şuradan bolt connection'dan bu sefer mesela byhole'le gelip buradan tekrardan civatamı oluşturabiliyorum. Benden start bileğim istiyor. Buradan holümü seçiyorum. Otomatik bir şekilde nereye kadar gidecek diyor. Civatamı termination'dan buraya kadar gidecek civatam diyorum. Otomatik olarak ben burada civata bağlantılarımı oluşturabiliyorum. Hiçbir şekilde bir delik delmeden, hesaplamalarını yapmadan burada civata bağlantılarını bütün gelen değerlerle birlikte hesaplayabildiğim alan bu. Bir diğer civata için de mesela check calculation'ı konuşacak olursak burada da civatamın çapı belli, civatamın çapında değişkenlik yapabiliyorum. Bolt diameter dizaynında yapamıyordum. Mesela check calculation'a geldiğimde diyorum ki benim 7 milimetrelik civatam var ve 150 Newton değil de 500 Newton'luk aksiyel yüküm, 300 Newton'luk da tanjant yüküm var. Acaba bu yüklerimi, bu civata değerim benim karşılayacak mı dediğimde, calculate dediğimde bana burada hesaplamalar yapıyor. Mesela şu anda hiçbir uyarı çıkartmadı calculate dediğimde. Demek ki ben bu civatayı kullanabilirmişim. Peki değerlerin biraz daha büyük girersek nasıl bir uyarı alacağımızı görelim. Böyle 3000 Newton'a 2250 Newton gibi bir değer girelim. Buradan calculate dediğimde zaten burada aşağıda uyarısını çıkartmış bana. Bu değerlerle bu civata çapını sen kullanamazsın
gibi bir uyarı veriyor. Peki en uygununu nasıl bulacağız? Nasıl kendimiz optimize edeceğiz? Burada bold parameter design ile gitmek aslında en uygun optimum çapı bize verebiliyordu. Çünkü ne yapıyorduk? Gelen kuvvetin belli. Ona göre bir civata çapını kendi çıkartıyordu. Bu şekilde hesaplamalarla gidersek sistemimizdeki bu lineer analiz modülünde yaptığımız aslında hani benim civatam karşılar mı dediğimiz uygulamayı burada en basic olarak hani bir tasarım aşamasında kendimizde fikir olarak sağlayabiliyoruz. Şimdi civatalı bağlantıları yaptık. Bir de design tabındaki diğer işlevlere bakalım. Şimdi en çok piyasada kullanılanlardan biri aslında iskelet sistemi, profil sistemi diye nitelendirdiğimiz frame'ler. Şimdi burada bir standart IAM'i açalım. Design tabı bağlantı elemanları, makine elemanı olduğu için montaj ortamında aktif olan bir tab. Hani part ortamında açıp da design tabı gelmedi diye soran kullanıcılarımız oluyor. O yüzden assemble ortamında açılan bir tab. Bu da bilgimiz olsun. Şimdi frame oluşturmak için şuradan insert frame dediğimde kaydetmemi istiyor. Şöyle V2 diye kaydedelim. Şimdi insert frame dediğimde benden bu pencere açılıyor ve bir line istiyor benden. Yani bir çizimim mevcutta olacak ve ben onu referans kullanarak frame'leri oluşturacağım aslında. Öncelikle o yüzden girip assemble ortamında bir parça yaratmam gerekiyor. Geliyorum buradan create'e. Okey diyorum. Start 3D sketch'ten bir line oluşturalım. Geldim. Şöyle. Bir parçam olsun. Kademeli aşağıya doğru iniyor. Ölçülendirmesini yapalım. Şimdi profiller biraz büyük olduğu için burası 800 olsun. Burası da 800 olsun. Her tarafı 800-800 bir parça. Finish sketch diyorum. Fakat bunu bir 3 boyuta çevirmem gerekiyor aslında. Çünkü tek böyle frame'i çok piyasada kullanılmaz. Ancak destek parçası olarak kullanılır. Bir bütün olarak bir merdiven olarak kullanacağım bir frame ise eğer bunu 3 boyuta çevirmem gerekiyor. O yüzden de geliyorum 3D sketch kullanıyorum burada. 3D sketch'ten line komutuna gelip şuradan yine tekrardan her tarafı 800'de olan bir parça olsun. Şöyle aşağıya doğru ve en son yana doğru gelip buradan da kapatalım. Şu aralara da destek atalım. Evet, şuradaki çizgimiz fazla oldu sanırım. Şimdi bu şekilde bir line'ım var benim. Böyle bir L profil oluşturacağım. Merdiven gibi aşağıya iniyor. Finish sketch diyorum. Şuradan ölçülendirmelerimizi kapatalım. Sketch'ten daha rahat görebilelim. Burada. Geldim buradan. Return dedim. Design tabından artık insert frame'e girebilirim. Çünkü benim seçeceğim bir line'ım var artık. Referans olarak kendime kullanabilirim. Buradan line'e geliyorum. Hepsini seçiyorum. 13 tane çizgimin olduğunu söylüyor bana. Şimdi burada kategorilerde bir sürü frame tipi mevcut. İşte I profiller, kare profiller, tüpler. Buradan sistemime en uygun hangisi ise onunla ilerliyorum. Mesela benimki kare profil olsun. Zaten görsel olarak şu anda attı bana. Ama bu benim sistemim için ince diyorum. Mesela bunun ölçülendirmesini nereden yapıyorum? Burada size'larım mevcut. İşte 40'a 20 çarpı 2, 40'a 20 çarpı 3 gibi hangisi sistemime en uygun olacaksa onu seçiyorum. Mesela şuradan 60'a 40'ı seçelim. Görselde de benim karşıma otomatik olarak çıkarttı zaten. Aynı zamanda bu frame'lerimin malzemesini buradan tanımlayabiliyorum. Yine bunlar da belli bir standarda göre çalışıyor. Her bağlantı elemanının, her makine elemanının daha doğrusu olduğu gibi. Burada da yine frame'lerle ilgili belli standartlar mevcut. Ben ISO standartı ile ilerliyorum burada yine. Okey dediğimde
Burada bana montajımın ismini, frame'lerin ismini ve kaydedileceği yeri soruyor. Eğer doğru proje yapısında çalışıyorsam zaten benim kaydettiğim dosyamı oluşturduğum klasörün içerisinde olacaktır. Burada 13 tane line seçmiştim. 13 tane frame'i otomatik olarak kendisi oluşturdu ve nereye kaydettiğini bana söylüyor. Okey diyorum. Şu an altta oluşturuyor zaten frame'lerimi. Benim sadece yaptığım line'larla bütün bu frame'lerim artık oluştu. Fakat bunun kenarları böyle kalmayacak tabii ki. Nasıl düzenliyoruz? İlk başta sunumun başında da söylemiştim. Burada frame'lerin işte düzenleme alanı kapalıydı. Daha soluk gözüküyordu. Şu anda açıldı. Çünkü artık bir frame'im var. Burada gelip mesela köşe bağlantıları için geliyorum, buna tıklıyorum, buna tıklıyorum. Otomatik olarak zaten şu an yaptı. Devam etmek istiyorsam bu işleme artıya tıklıyorum. Bu köşe için de yapalım aynısını. Artıya tıklıyorum, geliyorum. Bu köşe için de yapalım. Sistemin sol tarafı için yapalım. Hepsini yapmaya gerek yok. Sadece görüntü açısından. Okey diyorum. Peki, iyi güzel. Bu kenarları böyle birleştirdik. Fakat buradaki profil bu kenarın içine girdi. Bunu nasıl düzenleyeceğiz? Geliyorum buradan yine düzenleme alanından. Bu frame'lerle ilgili bütün düzenlemeleri bu alandan yapıyoruz. Hangisi bizim için en uygun düzenleme ise zaten şöyle üstünde durduğunuzda size bir rehberlik ediyor. Bu inventor içerisindeki tüm komutlar için aslında geçerli. Böyle üzerinde uzun durduğunuzda bazılarında görsel var, bazılarında yok ama en azından ne için kullanılacağını size buradan yönlendirmelerle ilerletiyor. Şimdi benim burada ne yapmam gerekiyor? Bir trimlemem gerekiyor. O yüzden trim extend komutuna tıklıyorum. Benden bir tool istiyor. Hangi yüzeye kadar? Bu yüzeye kadar. Ve bir frame istiyor. Hangi frame? Bu frame. Otomatik olarak şu an kesti zaten. Bunu da aynı şekilde devam etmek istiyorsam okey tıklıyorum. Geliyorum buradan. Hangi yüzey? Bu yüzey. Hangisi kesilecek? Bu kesilecek. Okey tıklıyorum. Gibi işlemleri buradan düzenlemelerle birlikte yapabiliyoruz. Peki ben böyle line'larla işte uğraşamam. Benim sketch bilgim o kadar yok diyen kullanıcılarımız için de bir örnek yapmak istiyorum. Direkt katı modeli de kendinize referans olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Mesela geldim şuradan 2D sketch oluşturalım. Bir katı model parçam olsun şöyle şu şekilde gelsin. Şöyle. Burası şöyle çapraz gelsin. Bu da böyle olsun. Yine bunun da ölçülendirmesini yapalım. Ne kadar olsun? Burası 500 olsun. Burası 300 olsun. Burası da 1000 olsun. Bu şekilde bir katı modelim var benim. Finish sketch dedim. Extrude diyelim. Şu kalınlık benim için yeterli. Bunun referansında bir profil oluşturacağım. Geliyorum buradan return diyorum. Design tabından yine insert frame'e giriyorum. Kaydetmemi istiyor. Kaydettik. Okey. Buradan select line'dan az önce ne yapmıştık? Line'ları seçmiştik. Bu kütüğümün, bu partımın daha doğrusu çizgilerini ben referans olarak burada yine tanımlayabiliyorum. Yine aynı şekilde profil seçimlerim hepsi line'mış gibi burada devam ediyor. Ben bunu okey deyince yine nereye kaydettiğini soruyor. Okey diyorum. Ve otomatikman bana burada yine altta bütün frame'lerimi kendisi oluşturuyor. Şu partı gizlediğimde şöyle vizibilitesini kapatalım. Frame'lerim otomatik olarak bana oluşacaktır. Yine buradan düzenleme tabından düzenlemeleri de yapıp design tabındaki frame analizle buna gelen yükleri basic olarak analizini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi ne yaptık? Insert frame'i de yaptık. Bir de design tabındaki bir diğer özellik olarak belki de en çok kullandığımız özelliklerden biri Shaft'a bahsetmek istiyorum. Şöyle geldim. Tekrardan standart bir yame açtım. Şimdi design tabında bir shaft oluşturmadan önce
Önceden nasıl yapıyorduk biz bunu eskiden? Mesela gelip burada İstanbul ortamında create deyip, okey deyip, işte bir skeç açıp bir mil oluşturacaksam şayet. Gelip burada line'larla milin çapını, işte boyunu, kanallarsa kanalı belki şöyle bir hani ya da daha sonra üzerinde boşaltmayla. Daha sonra bunu revolve yapıp katı model ortamında o şekilde düzenlemelerini yapıyorduk. Fakat dizayn tabanında şöyle tekrardan bir sayfa açacak olursak bunu otomatik olarak yapabiliyoruz aslında. Şöyle kaydedelim tekrardan. Bana zaten şu anda bir tane şaftımı default olarak getirdim. Ben bu şaftım üzerinde giriş çıkış chamferlerini, redüslerini, bu tornanın parçadan rahat çıkabilmesi için oluşacak olan chamferları, daha sonra varsa kama kanallarını otomatik olarak burada gerçekleştirebiliyorum. Şimdi ben bu parçayı kaç kademeli olacak benim milim? Onları buradan belirleyebiliyorum. Şu anda bu milim benim 4 kademeli ama istersem işte sondaki parçayı silebiliyorum buradan. 3 kademeliye düşürdüm. Daha sonra ne dedik? Giriş çıkışlardaki chamferları, şaftları otomatik olarak düzenleyebiliyoruz. Mesela bu parça üzerinde tonunun rahat çıkabilmesi için köşede şurada no feature dersem girişinde bunun hiçbir şekilde bir pah bırakmaz. Aynı zamanda bitişinde yine no feature dersem buradan daha keskin bir köşe bırakır. Ya da aynı şekilde burada ikinci parça için, ikinci mil için gelip buradan 32'ye 18'miş mesela. Ben dedim ki bunun biraz daha küçülmesi gerekiyor. 32 değil de işte 28 olsun. Usta öyle istedi çünkü. 28 olarak yapacağım ben bunu. Buradan değer girerek değil de yine yönlendirmelerle buradaki noktalardan küçültüp büyütebiliyoruz bunları. Kendimiz de manuel olarak. Zaten değerlikler yanında birer milimetre olarak atlıyor tık 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 olarak. Oradan görebiliyoruz. Ne dedik? 28 milim olarak yapacağız dedik. Bıraktık. Burada istersem mil üzerinde işte silindir mi gelecek yoksa açılım mı gelecek ya da çıkışı nasıl olacak? Diş mi olacak? Mesela bunun üzerinde bir diş varmış gibi bir görsel de burada yapabiliriz. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki tasarım programlarındaki dişlerin hiçbiri bir gerçek diş değil. Hepsi bir şematik olarak gösteriliyor bize. Bunun mesela dişi açtıktan sonra line uzunluğu ya da diş uzunluğu ne kadar olacak? Buradan dedim ki benim dişimin uzunluğu işte 18 değil de 25 milimetre olsun. Dişimin 20'ye 2, 20'ye 3, 20'ye 4 gibi değerliklerini buradan girebiliyorum. İşte sağ diş mi, sol diş mi onları ayarlayabiliyorum. Okey dediğimde de tekrardan okey dediğimde bana burada şaftı bıraktığımda ucunda diş açılmış. Bu köşeleri tekrardan ayarlayabildiğimi söylemiştim. Çünkü bunu sevmeyiz biz. Burada otomatik olarak oluşturulmuş bir şaft görüyoruz. Burada çok da uzatmak istemiyorum. Bayağı 45 dakika olmuş çünkü başlayalı. Kama kanalları, o-ringler, kama boşlukları hepsini bu şaft üzerinde otomatik olarak yapabiliyoruz. Şimdi bir diğer özellik olarak da dişli ve kayış kasnaklar var. Bunu da sözü Murat Bey'e bırakmak istiyorum. Teşekkürler Gülizar. Verdiğin bilgiler için de. Seni dinlendirelim biraz olmadı. Ben takviye olarak devam edeyim kaldığımız yerden. Önce ben de ekranımı paylaşayım. Ben durduruyorum. Tamamdır. Şu anda ekranı paylaştım. Bir ekranım Evet. gözüküyor mu? Ben de gözüküyor. Bir sıkıntı Tamam. yok şu anda. Peki. Yine montaj ortamındayız. Ben de dizayn panelinde yine mil tasarımını sen anlattın. Yine giriş olarak ben de devam edeyim. Mil, dişli, rulman seçimi, arkasından kayış kasnak sistemleri. Onlarla ilgili birkaç örnek vereyim. Tabii bununla sınırlı değil aslında. Burada hani kam sistemleri, yaylar, baktığımız zaman birçok makine elemanının hesaplanması ya da modellenmesi birçok özellik barındırıyor. Ama temel mantık aynı. Yani ekrana bir diyalog kutusu çıkıyor ve o diyalog kutusu vasıtasıyla biz o makine elemanının için bizden istenen değerleri giriyoruz. Aynı zamanda dayanım hesabı bu ekrana getirebiliyoruz. Şimdi mesela bir dişli kutusuyla ilgili bir çalışma yapmak istesek ben şöyle yapacağım.
Sonuçta yani dizayn paneli bizim modelleme yapmadığımız ortamın içinde. Sonuçta inventor da beraberinde kullanmış oluyor. Yani diyelim ki şöyle bir dişli kutum var. Bunu ben daha önce çizdim. Ya da inventor ortamında çizdiğimizi düşünelim. Montaj ortamına çağırıyorum şöyle. Evet. Bir panelinden şu anda workplane kısımlarını şöyle gizlemek istiyorum. Ekranda şöyle bir dişli kutum var. Şimdi yani katı modellemeyi kullandım. Montaja parça çağırdım. İlaveten dizayn paneline burada atıyorum devam etmek istiyorum. Shop komutunu çalıştırdığımda tabii şu anda yeni oluşturduğum bir montaj olduğu için ilk aşamada bunu kaydetmemizi istiyor. Montajımızı önce bir kaydediyoruz. Montajı kaydettikten sonra ekranda tabii ki en son yaptığınız çalışmalarda nasıl bir mil değerleri girmişseniz hafızada onları görüyor ama onları değiştirmek sonuçta bizim elimizde. Ben şöyle kademeleri sildim. Tek kademe ekranda görüyorsunuz. Ama ilk önce ben bir de bunu montaj ortamındaki montaj sınırlandırmalarında kullanmak istemiyorum. Onu da bu komutta halledeyim. Vakitten kazanmış olayım için. Şurada placement'la başlayan seçeneklerle başlayacağım. Yani placement'a tıkladığım zaman ilk önce bu mili konumlandırmak istediğimiz referans bir eksen yüzeyi istiyor. Diyorum ki ben şu yüzeyi seçerek aslında ekseni belirtmiş oluyorum. Akabinde ikinci aşamada hangi yüzeyden başlasın başlangıç yüzeyi. Daha sonrasında da milin yüzeyini temsil eden bir doğrultu. Hangi doğrultuda yani yüzeyi şöyle mili bir bıçakla kestiğinizi düşünün. O bıçak temas ettiği yüzeyler nereye tekabül ediyor doğrultu anlamında onu direkt olarak belirtiyorum. Bakın direkt şu anda ben aslında konumlandırmayı da tamamlamış oldum. Şimdi bu aşamadan sonra aslında o mille alakalı çap bilgileri ve kademe bilgilerini tanımlayabilirim. Yine Gül üzerinde yaptığı gibi benim de ekranda gördüğünüz gibi modelin üzerinden de bunu yapabilirim. Ya da burada her satır bir mil kademesini temsil eder. Bu kademeler üzerinden boyutlarını direkt olarak girebilirim. Çap 20, 21 uzunluğuna girdim. İkinci bir kademe eklemek istiyorum. Yine aynı şekilde bunun da çap bilgisini şekilde işte uzunluk atıyorum 58 dedim. Ancak tabii ki dinamik bir şekilde olduğu için model üzerinde çalışırken de bunu ayarlayabilirim. Yani ekranda bunu görsel olarak da yapabilirim. Değer olarak da girebilirim. Şöyle 58 olarak girdim. Son kademeyi devam edeceğim. Tabii son dediğim benim yaptığım örnek için son ama bu sizin örneğinize göre değişebilir. Kaç kademe olacağım. Şu şekilde böyle bir mili uygulamış oldum. Tabii bu mil üzerinde tanımlanabilecek bütün unsurlar mevcut. Yani başlangıcı ve bitişine fillet chamfer özellikleri, kademelerin çeşidi, kademeler arası geçişlerdeki özellikle şurada görmüş olduğunuz relief tabiriyle köşe yumuşatma işlemleri ya da en son seçenekte de yine sekman kanalı, kama kanalı ya da anahtar ağzı açma profili gibi. Yani mille alakalı yapabileceğimiz birçok işlemi burada uyguluyoruz ki buradan çıktıktan sonra bir daha klasik o modelleme komutlarıyla kama kanalı açalım, sekman kanalı açalım ya da fillet chamfer komutunu kullanım gibi şeylere gerek duymuyoruz. Yani buradan çıkmadan tek kademede işimizi mümkün mertebe halletmeye çalışıyoruz. Şu birinci kademedeyken ben bir kısmı nofollowçuda şimdilik şöyle devam edeceğim. Tabii yine calculation kısmında da son elemeler analizine girmeden benim mille alakalı yapabileceğim yani milin bulunduğu konumdaki ve çalışma koşullarını hesaba katarak bir dayanım hesabı gerçekleştirmek mümkün. Yine burada yük ve mesnet değerlerini girerek, malzeme seçimi yaparak buradan ben sonuçta mille alakalı değerleri görüntüleyebilirim. Ve daha önce Gülizar'ın da bahsettiği ve benim de bahsedeceğim şekilde bütün makine elemanlarının hesaplama kısmında şu sağ üstteki kısma tıkladığınızda size yapmış olduğu hesaplamaları HTML formatında rapor olarak çıktı sunabiliyor. Bunu da yine çalışmalarınızda, kalite yönetim sistemlerinizde ya da bir proje başvurusu yapacaksanız o projelerin dosyasının hazırlanmasında da çok rahat kullanabileceğiniz bir özellik. Aslında aynı anda birden fazla işi de halletmiş oluyoruz. Sadece hem tasarım işi, üretime veri vermek ve aynı zamanda bunu dokümantasyon ve dosyalanması kısmında halletmiş olabiliyoruz. Ben şu şekilde okey dedim. Mili konumlandırdım. Aynı milden bir tane daha buraya konumlandırmak istiyorum. Yine placement seçeneğinde tekrar olması açısından
Referans, delik yüzeyini seçerek ekseni belirttim. Başlangıç yüzeyi ve doğrultuyu direkt olarak tanımladım. OK dediğimde mili buraya tanımlamış oldum. Yani buradaki makine elemanları kısmında mümkün olduğu kadar katı modelleme komutlarına girmeden kendi araçlarını kullanarak bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirim. Bunun dışında mesela bu mil sistemlerin üzerine dişleri kullanmak istersek, tabii düz dişler, konik dişler, sonsuz dalar gibi çeşitleri kendi içine mevcut düz dişler içerisindeki bir helis açısını vererek aynı zamanda helisel dişi de elde edebilirim. Burada kullanabileceğim düzlem açısından şu düzlemi kullanabilir miyim diye bakıyorum ortada. Bizim çalışma düzlemlerimiz vardı hatırlarsanız. İlk açtığımda bunu ben kapatmıştım ama şöyle user workbench'i açacak olursam şu anda işime yarayacak konumlandırmak için. Daha sonra tekrardan kapatabilirim. Design paneline geliyorum ve Spurger komutunu çalıştırıyorum. Düz ve helisel dişli oluşturabileceğimiz bölüm burası açıkçası. Yine bir diyalog kutusu var karşımda. Sol tarafta Gear 1 birinci dişli, Gear 2'nin olduğu sağ tarafta ikinci dişli. Yani burada bir diyalog kutusunda aynı anda iki dişli takımı gerçekleştiriyoruz. Üçüncü, dördüncü dişliyle devam ediyorsa bu şayet, o zaman bu Spurger komutunu ardışık olarak arka arkaya kullanmam gerekiyor. Hatırlarsanız canlı uygulamalara geçmeden önce bir anket çalışması yapmıştık. Orada da bu tür katı makine elemanlarını nasıl kullanıyorsunuz diye bir soru sorduğumuzda. Hani dördüncü maddede üçüncü parti yazılımlardan bahsetmiştim. İşte 4 ya da 5 kademeli dişliği tek anlamda aynı anda yapabilecek farklı atıyorum mesela inventor üzerinde de eklenti çalışabilen ya da farklı arayüzde çalışan ayrı yazılımlarda mevcut bunun gibi yine farklı makine elemanları içinde yazılımlar mevcut. Şimdi bu dişli oluştururken benden ne istiyor? Ben öncelikle bir konumlandırma yapacağım. Ondan sonra boyutlar kısmına geçeceğim. Mesela bakın dişli birin yan tarafında cylindrical face ve start plane'i görüyorsunuz. Ben buradan ilk önce dişlinin oturacağı sindirik yüzeyi tanımlıyorum. İkinci aşamada da başlangıç yüzeyi tanımlıyorum. Buradan tabii yine yönlerini şöyle değiştirebilirim. İkinci dişli için yine başlangıç oturduğu delik yüzeyi ve zaten başlangıcı tanımlamama gerek yok. Şu şekilde görsel anlamda dişler geldi. Peki bu arada hangi değerler var, neleri ifade ediyor? Number of the dişli sayısı yani 23'e 57 şu anda diş sayısı. Yukarı baktığımızda modül, eksen mesafesi ve profil kaydırma miktarı. Bunlardan bir tanesi kapalı. Görüyorsunuz bakın 80 kapalı, 2 modül sayısı ve profil kaydırma miktarı şu anda 0 açık. O da yukarıda Design Guide'dan bir tercih yapıyoruz açıkçası. Burada neyi seçersem onu programa hesaplatıyorum. Yani Center Distance seçtiğim için Center Distance'ı sen hesapla diyorum. Yani modül sayım 2 olacak, profil kaydırma 0, 53'e 57 de diş sayıları. Face Fitler'de diş genişlikleri. O şu anda tabii ki hesaplamayla ilgili dahil olacak bir şey değil. Sağ üst tarafta da helis. Helisel bir diş değilse helis açısını burada tanımlayabilirim. Calculate girdiğimde, yani hesapla dediğimde bakın şu anda bir uyarı görüyorsunuz. Yani kırmızıyla uyarı. Uyarı mesajında da center distance in example is different from calculated. Yani eksen mesafesini karşılamadığını söylüyor bu değerlere göre. Yani benim bu eğer 80'i kullanacaksam eğer tasarımdaki şu anda dişli kutusunda delikler onu gösteriyor. Benim o zaman dişli sayılarıyla ilgili, modülle ilgili değişiklik yapmam lazım. Bunu tabii birçok eğitimde ve diğer çalışmalarda test ettiğim için açıkçası bu hep de soruluyor. Yani burada çıkan değerler gerçeğe yakın diyebilirim. Burada çıkan hesaplama değerleriyle direkt üretime bu dişlileri alabilirsiniz. O yüzden de buradaki çıkan değerler bizim için büyük bir rehber yolunda. Rehber oluyor. Ve buradaki değerleri değiştireceğim ya da tasarımdaki dişli kutusunu değiştireceğim. Yani iki seçenek de benim elimde. Peki şöyle yapacağım ben. 80'e göre eşitlesem nasıl olur? Ya da şu anda tabii ben ölçüyü bildiğim için giderek biraz da belki ayarladığım için şöyle bakıyorum. İki eksen mesafe arasını ölçelim. 85. 85 olduğu için tabii orada da 80 seçildiği için ondan uyarı verdim açıkçası. Çünkü konumlarını tanımladığımız için. Şöyle yapalım. Dişli kutusu adını verdiğim parçanın tasarım ortamına girelim ve ben burada bu delik eksenini nasıl değiştirebileceğime dair oradaki unsuru bulmaya çalışacağım. Bakın bu dışarıdan gelen bir parça da olabilir neticede. Ve ben şöyle üzerinde gezinerek hemen nereye ait olduğunu direkt şöyle görebiliyorum. Şu 85'i 80 olarak değiştireyim. Finish Sketch deyip montaja geri dönüyorum. Yani aslında montajla part ortamı burada entegre çalışıyor. Peki bu aşamadan sonra değiştirdik.
Şimdi tekrardan komutu çalıştıracağım. Cylindrical face referans mil eksenini seçiyorum. Başlangıç için bir yüzey seçiyorum. Birinci dişliği konumlandırdım. İkinci dişliği için yine cylindrical face şu yüzeyin üstüne oturacak. Leğeni seçmeme gerek yok. Bu kısımlarla calculate ediyorum. Bakın şu anda hata vermedi. Çünkü katı modeldeki değerle burada çıkan değerle örtüşmediği için biraz önce hata verdi. Benim katı modelimde 85 eksen mesafesi, burada 80. Burada çünkü her türlü sağlamayı ve karşılaştırmayı çok rahat yapabiliyoruz açıkçası. Dişli sayıların karşılayıp karşılamadığı, eksenin tutup tutmadığı burada karşımızda mevcut. Buna ilaveten tabii ki yine bahsettiğimiz gibi calculation panelinde yine ben güç, hız, tork üçlüsünden ikisini girerek ve malzeme değeri girerek aynı zamanda bir de dayanım hesabı da yapabilirim. Ve yine bu yapmış olduğum hesaplamalar biraz önceki mil hesabında olduğu gibi yine bir HTML dosyasında bana rapor olarak sunulabiliyor. Yine ben dokümantasyon için bunu saklayabilirim, kullanabilirim. Peki, okey diyorum. Okey dediğimde direkt milin üzerinde bunu konumlandırmış oldum. Şu anda hatta mouse'da şöyle üzerine geldi, dişlerin çalıştığını görüyorum. Tabii mümkün olduğu kadar dedik ki biz katı modelleme komutlarına girmeden makine elemanlarının kendi diyalog kutusu içerisindeki özelliklerle bu modellemeleri yapalım. Ama istisnai bazı durumlar var. Bu dişler için geçerli. Şu anda dişler milin üzerine konumlu ama dişlerdeki bir mil deliği mevcut değil. Şu anda iç içe geçmiş durumda. Yani bu istisnai durumda şunu yapabiliriz ekstradan. Shift tıklayarak yine bunların katı model ortamına gireriz. Her ne kadar hazır özel modellerle yapmış olsak da Inventor'da bunlar katı model dosyası olarak gelir. Burada tabii ki yine bizim klasik katı modelleme komutlu araçlarını kullanarak ve özellikle iz düşüm referans alarak yani şu milin referansını çıkartarak çünkü sıfır hatayla bir işlem yapmak istiyorum. Burada montaj ortamında sık kullandığımız bir özellik çünkü. Ve komple boydan boya patlatmasını isteyeceğim ve montaja tek tuşla geri döneceğim gibi böyle ufak birkaç dokunuşa ihtiyaç duyabilir program. Neticede burada yine ben çalışmakta işime devam edebilirim. Tabii Content Center diyalog kutusundan bahsetmiştik. Orada birçok makine elemanı mevcut ama bazıları burada biraz daha belki özellik olarak tanımlanmakta. Şu reynlerin bazılarını ben şöyle gizleyeyim. Evet. Bunların başında mesela rulman seçimi geliyor. Normalde kütüphaneden tekil olarak rulmanı çağırabilirim. Ama burada seçim konusunda ekrandaki katı modeli kullandırdığı için biraz daha bana daha fazla özellik sunabiliyor ve katalogdan daha rahat seçim yapmama imkan tanıyabiliyor. Burada da cylindrical face özelliğiyle başlayacağım. Referans istiyor. Referans milin yüzeyi de olabilir, delik yüzeyi de olabilir. Yani aslında rulmanın iç bilezik ya da dış bileziğine göre katalogdan seçim yapabilirim. Öyle bir kategori kısmında yer alabilirim. Ben şu anda mili seçiyorum. Hatırlarsanız milin çapına ilk kademesini 20 girmiştim. Yani burada zaten otomatikman algılamış oldu. Daha sonra da rulmanın başlangıç referans yüzeyi neresi tanımlanacaksa eğer onu seçim olarak burada tanımlayabilirim. Diyelim ki ben şu milin başlangıcını yüzeyini kabul etsin ve şöyle dışarı doğru yönünü göstereyim istedim. Ve yukarıdan da tabii kendi seçimler içerisinden bir kategori olarak da seçim yapabilirim. Yani burada bilyeli rulman, iğneli rulmanlar, onu da yine alt kategorilerindeki çeşitleriyle tanımlamak mümkün. Bana burada tüm standartlar üzerinden seçim yaptırabiliyor. Ben belli başlı bir standart üzerinden gitmek istiyorum. DIN 625 standardı varsa eğer öyle bir seçim yapacağım. Burada mesela bana tüm bilyeli rulmanları göster diyorum. De bu kategori kısmı önemli. Content Center kütüphanesinde de vardı. Hatta sorular kısmında Bülent Bey de hatırlattı sağ olsun. Standart kısmından daha hızlı ve etkin kullanmak adına filtreleme de yapabiliriz. Yani bana sadece DIN standardını göster. Bana sadece ISO standardını göster ya da hepsini göster de diyebiliriz bu arada. O seçimleri şuradaki kısımdan da yapmak mümkün. Buradan ben DIN standardı üzerinden atıyorum şu 628 bir seçmek istedim. Ama burada bakın seçmiş olduğum standartlarda iç çap 20. Dış çapa göre baktığımızda bu katalogda bilezik çapı 47 ve 52'ye göre mevcut. Mesela başka bir seçim yoluna bakalım. Mesela DIN 615'i seçelim. Yine dış çap iç çap 20, dış çap 47. Burada sonuçta siz
katı model üzerinden bir referans vererek bu standartlar üzerinden seçim yaptırabiliyorsunuz. Ve bu seçimlere göre de size, bakın her standarttaki katalog bilgisi daha da farklı burada. O bilgilere göre burada kullanmak mümkün. İstediğimizi burada direkt olarak seçebiliriz, kullanabiliriz. Ben şöyle all seçeneğinden tekrardan bir bütün hepsini süzmesini isteyeceğim. Dediğim gibi tabii all dediğimiz zaman bütün standartları burada süzmeye çalıştığı için bekleme süresi biraz daha şey olabilir, farklı olabilir. Buradan tabii ki biz o süzme işlemini yaparak biraz daha çeşitlendirebiliriz. Bakın burada yine o standarda olarak farklı değişmekte. Ben diyorum ki mesela 61.904'ü seçmek istiyorum. Çünkü burada dış çapı 37'yi almak istedim. İçe göre 20. Burada da yine calculation kısım var. Yani ben tabii ki orulmanı seçiyorum ama orulman radyal ve eksenel yüklere göre ne kadar uygun? Ya da benim seçmiş olduğum kriterlere göre, faktörlere göre yaşam ömrü açısından uygun mu değil mi gibi bütün hesaplamaları burada yapmak mümkün. Okey deyip modele gelmesini sağlıyorum. Yani kütüphaneden kendim de seçip direkt getirip takabilirdim. Ama burada hem hesaplaması hem de seçim kriterleri açısından, kataloğa erişmek açısından da burada bunları uygulayabilirim. Bunun dışında tabii ki yine segment kanalı açıp kütüphaneden segment çağırmak gibi farklı işlemler de yapılabilir. Mesela Kama'yı da çağırabiliriz ama Kama için ekstradan burada şöyle bir araç daha var. K dediğimiz, tanıdığınız bir araç da mevcut. Çünkü bundaki işlemde bir mile Kama kanalı açılması, dişleri mil tarafına kanal açılması ve bunu konumlandırması gibi ardışık 2-3 tane işlemden geçtiği için burada da bunu otomatik olarak uygulamak biraz daha pratik olabilir. Burada yine kütüphaneden Kama ile ilgili yine standartlara bağlı olarak seçim yapabiliyorsunuz. Hangi standartı kullanmak istiyorsak. Ben standart ISO üzerinden yürüyeceğim. Burada referanslarımızı aslında tanımlıyoruz. Birinci referansım mil ve milin yüzeyini belirttim. Ve mil ile alakalı ikinci referans tabii ki mesafe belirtmek için bir başlangıç yüzeyi tanımlıyorum. İkinci milimiz, referansımız dişli. O yüzden dişlinin yine bir ön yüzeyi referans vermesi açısından. Bir de tabii ki deliğimizi dermiştik. Delik ekseni oturacağı konum. Burada da bakın açısal pozisyonunu ayarlayabilirim. Dışarı çıkma durumu ya da uzunluk değerini tanımlamak mümkün. Select Object Generate dediğimizde de bununla alakalı bütün unsurların katı modele yazılmasını, işlenmesini istiyorum daha doğrusu. Yani kanal açacaksa kanal açılsın, boşaltmalar ve kamanın uygulanması ve tek hamlede direkt getirmiş oldum. Yani buradaki amacımız klasik katı modelleme komutlarına girmeden, çünkü zaman kazanmak istiyorum açıkçası ve standartlara uygun bir iş yapmak istiyorum. Buradan teknik resimde geçtiğim zaman imalata eksiksiz bilgi vermek istiyorum. Amacımız bu olduğu için de buradaki kısımlar bizi biraz daha hızlandırabiliyor. Yine farklı bir örnekte bakalım. Son örnekte şöyle bir şu örneğimizde karış kasnak sisteminin konumlandırması ile ilgili bir seçeneğe bakalım. Yine mili ve motor konumunun pozisyonunu tanımladığımızı düşünecek olursak şurada da belki ekstradan bir mil var ve üçüncü kademede oluşturabiliriz. Ona yardımcı olması açısından ben ilk önce şu parçanın tasarım ortamına giriyorum ve bir work plane oluşturmak istiyorum. Yine kullanacağım, inventory kullananlar bilir. Birbirine paralel iki yüzeyi seçtiğim zaman onların tam ortasına bir plane atıyor. Bakın tam ortasında şu anda. Bu plane o eksende, yani burada bir mil olduğunu düşünürsek bu eksende hareket edeceğini ve kayacağını düşünerek bunu yapmak istedim. Ve şöyle montaj ortamına geri dönelim. Şimdi burada yine şu V-Belts başlığı altında aslında birkaç tane daha seçenek var. Yani senkronize belts, bir de zincir sistemleri. Bunlardan da yine tercih yapabiliriz ama kullanım şekli üçünü de hemen hemen aynı. V-Belts özelliğini çalıştırdığımda birincisi kütüphaneden yine standartlara bağlı olarak seçim yapabiliriz. Ne tarz bir standartta kayış kullanmak istiyorsak onu seçebiliyorum. Tabii onun datum length özelliğiyle beraber genel özellik değişebiliyor. Şu formda olmasını isteyeceğim. Bir saniye. Burada constraint ile ilgili bir şeyimiz var. Neyse, bununla devam edelim. Bakalım. Şimdi bunu konumlandırırken, oluştururken şöyle bir seçenek var. Belt mid delay istiyor bizden. Yani bir düzlem istiyor. O düzlem bu kayış kasnak sisteminin tam orta eksenini tayin ediyor. Yani ben şöyle bir orta ekseni
yüzeyi seçtiğim zaman aynı zamanda tabii ki o yüzeye de şey yapabilirim. Yani konumsal olarak bir offset mesafesi girebilirim. Seçtiğim yüzeyden şu kadar içeride olsun, dışarıda olsun gibi. Ve onu seçtikten sonra da yine kasnak sistemlerim mevcut. Mesela şu üçüncüyü şimdilik kaldıracağım. Hatta şunu da iptal edebiliriz. Daha sonra burada kasnaklarla ilgili boyutlarına girdiğim kısım var. Yani çapının kaç olacağı ve onunla ilgili teknik birimler var. Ve bunun pozisyonlanması var. Aslında pozisyonlanma da şu seçenekler içerisinde. Yani buradan menü açtığınız zaman bakın koordinatlara göre fixlemek, geometriye göre fixlemek ya da benim seçmiş olduğum referanslara göre bu yüzeyde sliding yani kayar hareket yapacak ya da sadece rotation döner hareket yapacak. Mesela ben fixlemeyle devam ettiğimde şu mile göre fixlemek istiyorum dediğimde bakın üzerindeki kırmızı ibare direkt kalkmış oldu. Ya da ben direction driving sliding position dediğimde benim seçtiğim referansa göre bir kayma hareketi gerçekleştirecek dediğimde şu düzlem boyunca hareket eden bir parçadan, bir kasnaktan bahsediyorum açıkçası. Ya da ekleme yaptım, tekrardan bir ilave bir kasnak ekledim. Bir o kasnağı da yine fixlemek istiyorum. Şuraya fixleyeceğim. Ve onun da yine çap bilgisini biraz daha açalım. Şöyle büyütelim. Şu şekilde yapmak istiyorum. Dediğimde bu kasnak bakın sliding ile verdiğim için kayar pozisyonu. Diğerlerini fixlediğim için yani mil eksenlerini fixleyerek bunu pozisyonlamış oldum. Yani buna referans olarak vereceğim bir milin montaj ortamında hareket etmesiyle beraber toplam o kayış uzunluğu ve mesafesi de değişmiş olacak. Ona göre de teknik resim bilgisi çıkartmış olacağım. Yine calculation kısmında da yine güç, hız, tork üçlüsünden ikisini girerek dayanım hesabı gerçekleştirebilirim. Ve burada OK ile devam edelim. Ekrana 3 boyut olarak gelmesini sağlayabilirim. Burada bakın birçok çizim aracını devre dışı bırakmış oluyorum aslında. Her makine elemanında olduğu gibi edit diyerek düzenlemek mümkün. Burada kayış sayısını arttırdım. Mesela bu örnekte 2'ye çıkardım. Tabii kasnağı da ona göre değiştirdim. Ve model de ona göre değişmiş oldu. Gibi örnekleri sıralayabiliriz aslında. Tabii ki anlatılacak aslında birçok özellik ve fonksiyon var ama temel olması açısından belki de bu zaman içerisinde çok fazla bilgi yüklemenin de pek anlamı yok. Bir sonraki serilerimizde daha farklı özel uygulamalara da girebiliriz açıkçası. Şuradaki panelde bakın handbook dediğimiz bir seçenek var. Buradan help'e bağlanıyor. Bu inventor'ın help'inden de ulaşabilirsiniz. Engineer's handbook. Bütün o makine elemanlarının hesaplandığı, hesaplama mantığını nasıl oluşturduğu ile ilgili bilgileri burada görmek mümkün. Yani bir dişli hesabına girdiğimizde ve basit bir geometri hesabının nasıl yapıldığı ile ilgili bütün formülizasyonlar bu her kısmında mevcut. Yani bu okul zamanındaki o kitle grubunda oluyorum belki de. Elle yaptığımız, sınavlarda sayfalarca yaptığımız elle hesaplamaların burada depolanmış hali. Buradaki hesaplama formüllerini kullanarak açıkçası arka planda size bu işlemleri gerçekleştiriyor ve modellemeyi gerçekleştiriyor. Zaten birçok yazılım firması için, sadece Autodesk değil, bütün yazılım firmalarının üye olduğu bağımsız denetim kuruluşları mevcut ve o kuruluşlar üzerinde yazılımlar test edilerek gerekli sertifikasyondan geçiriyor. Onunla ilgili web sitelerinden de inceleyebilirsiniz. O yüzden de bu kullanılan formüller ve hesaplamaların neye göre yapıldığı belli bir standartlar dahilinde yazılım firmaları tarafından, Autodesk tarafından da raporlanmıştır ve ilgili kuruluşlar tarafından da bunun denetlenmesi yapılıp sertifikasyondan geçmiştir. O yüzden de çıkan birçok hesaplama sonuçları zaten bunu sahadaki ya da müşterilerimizdeki kullanım ortamlarında da birçok deneme şansımız oldu. Eğitimler ve teknik destekler vasıtasıyla buradaki makine elemanlarını kullanabiliriz. Tabii ki eksiklikler yok mu? Tabii ki var. Bazı standartlar ve bazı makine elemanlarında eksiklikler olabiliyor ama artık günümüzde internet ortamında da birçok kaynak mevcut ve internet portallarından da bu makine elemanlarını indirip parça kütüphanesine ekleyebiliyorsunuz. Hatta yazı olarak yazdım ama tekrardan da belirteyim. Aydan Bey'in bir sorusu vardı. Frame Generator kısmında özel Sigma profillerinde kullanabiliyor muyuz diye. Tabii ki bu Insert Frame komutuna girdiğimizde görmüş olduğunuz bir kütüphane kısmı. Yani şu kütüphane kısmının içine biz de kendi özel kesitlerimizle çizmiş olduğumuz model profilleri buraya ekleyebiliyoruz, yükleyebiliyoruz ve yükledikten sonra uygulamamızda görmüş olduğunuz her komutu birebir orada da uygulayabilirsiniz.
Yani buradaki kullanımlarımız standart olarak mevcut bulunmamakta yani eklenebilir. Ve tabii en önemli ayrıntı sunumun başında belirttiğim gibi neden makine elemanlarını modelde belirtmek istiyoruz? Çünkü bunun ERP ve diğer sistemlerle otomatikman konuşmasını sağlamak birçok firmaların amacı. Tabii burada en önemli kriter de şu, çoğunluk olarak tabii sorulan ve istenen inventor'ın kütüphanesinden gelen elemanlar, makine elemanları kendi isminde ve kod ismiyle burada tanımlanmakta. Bunu direkt olarak kullanabilir miyiz, oluşturabilir miyiz? Bu görmüş olduğunuz tüm kütüphane parçalarının içine ilgili Excel dosyalarına girerek ilgili kod numaralarını, part number ve görünüm isimlerini değiştirmek mümkün. Yani kendinize özgü bütün kütüphaneyi özelleştirebiliyorsunuz ve buradan çıkan bomlist sonuçta sizin istediğiniz formatta ve istediğiniz gözünüz görünümde çıkıyor. Sadece sizin tek tuşla bir Excel vermeniz ya da araya yazılacak ara bir programla Excel'de çıkarmadan otomatikman diğer programlardan aktarılması söz konusu. Tabii o konuyla ilgili bir çalışmanız, projeniz varsa o konularda bizler de yardımcı olabiliriz. Biz de o konuda proje kısmında size özel çözümler üretebiliyoruz. O konuda yardımcı olabiliriz. Benim de uygulama olarak genel alacağım bunlar. Biraz süreyi de açtık belki konu konu yaşıyor ama kusura bakmayın. Evet. Sabırı dinlediğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. O zaman ben iletişim bilgilerimizin bulunduğu sayfayı paylaşayım. O arada da belki kullanıcılarımızın sorusu vardır. O sorulara yanıt vermiş oluruz. Evet, daha sonra da soru sormak isterseniz iletişim bilgilerimiz buradan mail yoluyla, telefon yoluyla da ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiği kadar. Bunun dışında tabii ki hem bu günkü anlattığımız konu ve bundan daha önceki konularımız YouTube'daki CADMIT Teknik Destek kanalımızda mevcut. Birçok paylaşımları orada yayınlıyoruz. Oradan izleyebilirsiniz tekrar vakit buldukça. Sosyal medya kanallarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Etkinliklerle ilgili, kampanyalarla ilgili duyurularımızı oradan görebilirsiniz. Sorular kısmına bakıyorum şu an için. Vakit ayırdığınız için biz teşekkür ederiz. Yine son olarak Murat Bey'in de şeyi de paylaşalım istersen. Gülizar yine. Bir anketimiz daha mevcut. Evet, bu tamam, konularla ilgili yine. Bu konularla ilgili özel bir sunum yapılmasını isterseniz buradan evet ya da hayır seçeneğiyle işaretlerseniz ilgili bilimdeki arkadaşlar sizlere ulaşacaktır. Onunla ilgili bir zaman planlaması yapılabilir. Bu konuyla alakalı nasıl daha fazla destek olabilir size? Bununla ilgili çalışmaları yapabiliriz. Bu dizayn tabu gerçekten de hani bir saat için çok yeterli bir konu değil. Biz de biraz süremizi açtık. Ama evet. Umarım sizler için verimli olmuştur. Böyle keyifli bir webinar olmuştur. Yine anketimiz de yavaş yavaş artık netleşti. Yine bir sorularınız olduğunda bizimle mail adreslerimizden iletişime geçebilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dilerim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Herkese iyi çalışmalar. Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.